sorunu çözecek program Vatan Partisi'nde. Evet. Şimdi bir böyle kışkırtıcılar var. Alternatif ne? Vatan Partisi. Vatan Partisi Türk milletine buradan sesleniyoruz. Biz bu sorunu 15 günde çözeriz. Nasıl? Suriye ile anlaşırız. Anlaştığımız an PKK beyaz bayrak çeker ve Suriye'deki diğer terör örgütlerini de temizleriz. Ondan sonra Türkiye'mizdeki 3-4 milyon oldu değil mi Suriye? 3-9 deniyor. İşte 3-4 1 milyona yakın yeni doğmuş var tabii. 4-5 diyelim neyse, falan. Neyse onlarla beraber 4 civarı. O konuklarımıza da deriz ki dönmek istiyorsanız vatanınıza buyurun. Orada huzur ve selamet sağlanmıştır. Tarlalarınızın, mikyanlarınızın, fabrikalardaki işinizin başına gitmek istiyorsanız buyurun. Oraya da sizi gönderelim. Ve Suriye devleti de defalarca af kanunu çıkarttı. Dedi ki Suriye'den gitmiş olan göçmen vatandaşlarımız geçmişteki suçlarını siliyoruz. Yani ondan da korkmayın. Gidin vatanınıza. Suriye devleti de sizi kabul ediyor diyeceğiz ve gidecekler. Bir kısmı kalacak. Onlar da bizim kardeşimiz, vatandaşımız. Efendim Türkiye'nin demografik özelliği dağılıyormuş. Hunkağan'ı senin gibi düşünmüyor da sen Hunkağan'ı Mete'den daha mı Türkçe oldu? Hunkağan'ı diyor ki ben diyor 26 ülkeyi fethettim. Halklarını Hun yaptım diyor. Osmanlı padişahları Alparslanlar, Sultan Sancarlar, Alaaddin Keykubatlar, Gazneli Mahmutlar, yukarıda Toktamış Hanlar, aşağıda Hakanları, Kelemen Hakanları falan. Onlar bütün halkları kucaklıyorlar, birleştiriyorlar. Ondan sonra hiçbirine git demiyorlar. Onlar çünkü o insanlar lazım. Hristiyan halkları bile kucaklıyor değil mi Osmanlı? Hristiyan'dan sipahi yapıyor. Hristiyan sipahiler var. Yıldırım Beyazıt'ın ordusunda 40 bin Sırp askeri var Timur'la savaşan. Şimdi böyle Türk hakanları var. Bunlar o Türk hakanlarından falan daha ya Türkçe demografisi Türkiye'nin değişiyormuş. Zaten Türk bu. Türk bir kültür. Türk Eskimoğullar veya aborjinler gibi Avustralya'da yaşayan tamamen ırka dayanan bir şey değil ki. Türk kültüre dayanan büyük bir millet. Büyük milletler kültüre dayanır. Yoksa ırksal değildir.